Evet, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün renkli reçetelerin ne olduğunu öğreneceğiz. Eğer bir sağlık öğrencisiyseniz veya etrafınıza sağlıkla ilgilenen herhangi birileri varsa bu renkli reçeteleri az çok duymuşsunuzdur. İşte kırmızı reçete vardır, yeşil reçete vardır, hatta turuncu mor reçeteler var. Bunları sağdan soldan duyuyor olabilirsiniz ama ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü işin içine tam olarak girmeden bunların ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Ben de aslında yakın zamana kadar bilmiyordum. Biraz daha böyle eczacılığın içine girmek gerekiyor bunları bilmek için. Veya bu reçetelerden kullanmak gerekiyor ki umarım öyle bir durumunuz olmaz. Şimdi bakalım bu reçeteler neymiş, beraber görelim. Bu bizim reçetelerimiz 5 farklı renge ayrılıyor. Hepimizin bildiği normal beyaz reçeteler var. Onları zaten normal reçete hepimiz biliyoruz. Bir de renkli reçeteler var. Bunlar 4 tane. İşte kırmızı reçete, yeşil reçete, turuncu reçete ve mor reçete şeklinde. Bunlar içerisindeki ilaç türlerine göre değişiyor. Bu ilaçlar işte bizim takip etmemiz gereken, kullanan kişiyi ve ilacı izlememizi gerektiren ilaçlar. İşte çok uyuşturucu özelliği olabilir. Çok fazla beyni yavaşlatıyor, işte uyutuyor şeklinde özellikleri olabilir. Veya endikasyonu olduğu, yani kullanıldığı hastalığı ülke sağlık politikaları gereği takip edilmesi gereken ilaçlardan olabilir. Bunlar renkli reçetelere tabi oluyor bu ilaçlar. Yani bunlar yazılırken de, eczaneden alınırken ve kullanılırken de sıkı takibe tabi olan ilaçlar. Bunları işte doktorlar hazırlarken 3 kopya şeklinde hazırlıyor. Hatta o hazırlıklı reçetelerin kolçanları bile özel olarak doktor başına üretiliyor. Onların da belli sayıları var yani. Bu hazırlanan 3 kopya reçetenin de birisi doktorda kalıyor. İkisini hasta alıyor. O ikisinden bir tanesini kendine tutup bir tanesini eczaneye veriyor. Bu eczaneden ilacı alırken de işte kutusuna, kaç kutu alındığına ve dozlamana da ciddi bir şekilde dikkat ediliyor. Böyle takibi olan ilaçlar. Peki bu reçetelerin renkleri neye göre ayrılıyor? Hangi ilaç türlerine göre ayrılıyor? Onlara bir bakalım isterseniz. Öncelikle yeşil reçeteli ilaçlarımız var. Bunlar şu anda şu listede gördüğünüz psikotrop ilaçlar, yani beynimizi etkileyen ilaçlar. Bunlar işte hipnotik etkisi, yani uyutabilen etkisi olabiliyor. Veya sedatif, sedasyon etkisi olabiliyor. Yani işte siniri alıcı, işte böyle hiddetlenmeyi, sinirlenmeyi azaltıcı ilaçlar. Bunların sıkıntısı bağımlılık yapabilmeleri. O yüzden bunlar takip ediliyor bu ilaçlar ve herkese rahat bir şekilde verilmiyor. Bunlar yeşil reçeteye tabi olan ilaçlar. Kırmızı reçete olanlara baktığımızda ise daha çok uyuşturucu ve bağımlılık özelliği olan ilaçları görüyoruz. Mesela en basitinde morfin bunlardan birisi. Morfin alınacağı zaman ağrı kesici olarak sadece kırmızı reçeteye tabi şekilde alınabiliyor. Normal bir şekilde eczaneden alamıyorsanız. Dünyanın en büyük ağrı kesicisi olan fentanil, bu da bir morfin türevidir. Hatta morfinden birkaç bin kat daha fazla etkilidir. Bu da yine kırmızı reçeteyle alınıyor ki bunlar bağımlılık yapıcı etkileri de var yani. Öyle bir sıkıntısı olduğu için kırmızı reçeteyle alınabiliyor. Ve yine çoğunuzun bilebileceği dikkat eksikliğinde kullanılan metilfenidat isimli bir ilaç var. Bu da kırmızı reçeteyle alınıyor. Aranızda bu ilacı kullanmayı düşünenler olabilir. Onlara şu uyarıyı yapayım. Bu ilacı eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığınız yoksa, böyle bir tanınız yoksa boşu boşuna kullanmayın. Çünkü size bir faydası olmayacak. Sadece bu hastalığınız varsa sizi daha iyi dikkatinizi toparlamanızı sağlıyor. Normal birinin çok çok daha dikkatli, işte okuduğu her şeyi anlayan, süper çalışan bir insana dönüştürmüyor. Önceki videolarda dediğim gibi hiçbir zaman mucize ilaç yoktur. Bir hastalığınız varsa onu biraz daha sizi iyi hale getirmeye sağlayacak ilaçları vardır. Lütfen birilerin sizi kandırmasını veya kendi kendinizi kandırmanıza izin vermeyin. Bu ilaçları da bir şekilde elde etmeye çalışmayın. Tek zararlı sizler olursunuz. Kaldı ki beynin fizyolojisi ve bu hastalıkların patolojisi hala %100 olarak bilinmediği için bu ilaçları eğer bir hastalığınız yoksa kullanmak sizin için sadece zarar getirecektir ve o zararlarını belki hiçbirimiz bilemeyeceğiz bile. O yüzden ben size bu ilaçları kullanmamanızı ısrarla öneriyorum. Bir de mor ve turuncu reçetelerimiz var. Onlara baktığımızda ise onlar daha çok kanla ilgili. Kanın içerisinde bulunan maddeler, proteinler, enzimlerle ilgili olan ilaçlar. Mor reçeteler, bu bizim kanımızda bulunan proteinler, işte albümin olsun, immünoglobulinler olsun, bu savunma hücreleri, immün hücreleri vesaire olsun. Bunların bulunduğu reçeteler. Bunların takip edilmesi de işte bu hastalıkların takip edilmesinin gerekliliğinden dolayı. Turuncu reçetelerde yine kan ürünleri, ama bu sefer pıhtılaşma ile ilgili kan ürünlerinin, işte pıhtılaşma faktörlerinin vesaire bulunduğu reçeteler. Bu mor reçeteler ve turuncu reçeteler dediğim gibi bu hastalıkların takibini, bu hemofili gibi hastalıkların takibini yapabilmek için koyulmuş reçeteler. Ve yine tabii bu mor ve turuncu reçetedeki ilaçlar da çok çok masum değil. Bunlar hani takipsiz kullanılırsa ve fazla dozda alınırsa çok ciddi kan rahatsızlıklarına ve ölüme kadar götürebilecek yan etkilerinden olabilir. O yüzden
dikkatli kullanılması gereken ve takiple kullanılması gereken ilaçlar bunlar. Bu renkli reçetelerin de olayı bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kısa bir video oldu ama merak edebileceğinizi düşündüğüm için böyle bir video çektim. Sizin de böyle eczacılıkla, farmakolojiyle, ilaçlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Ona göre ben de araştırmamı yapar, bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya, bilgi vermeye çalışırım. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hemen şu sol taraftan tıklayarak kanalıma abone olabilir. Aşağı taraftan da diğer videolarıma, serinin diğer videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.